Yine bir indirim dönemiyle beraber Steam ve Epic başta olmak üzere her yerde indirim var. Epic Games Start'ta abartmış 130 liralık bir kupon da var. Bunların hepsini konuşacağız. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp ve bugün karşınızda dediğim gibi indirim dönemiyle bir indirim dönemiyle daha çıkıyorum. Steam ve Epic Games üzerinden daha ağırlıklı olarak gideceğiz. Ben PC'de oyun oynadığım için genel itibariyle zaten daha çok buradaki indirimlerle alakalı karşınıza çıkıyorum. Ama aklınıza gelebilecek her yerde indirim var. Hem PlayStation tarafında hem Xbox tarafında da hani konsol taraflarında da bunların indirimler görebilirsiniz. Ama onlar artık siz kendiniz bakarsınız. Niye var bu indirimler? Her sene bu dönemlerde yeni ay yılı indirimi. Ya ay takvimine göre yeni yıl başladığı için bu dönemde her yerde indirim görmek mümkün olabiliyor. Neredeyse Black Friday dönemi kadar sabitlenmiş bir indirim dönemiydi bu da. Ve bayağı da güzel indirimler var. Şimdi neler göreceksiniz bu videoda? Lafı fazla uzatmadan onlara giriş yapmak gerekiyor. Önce Epic Games Store indirimlerine, sonra Steam'deki indirimlere göz atacağız. Epic Games Store'dan başlamak istememizin sebebi şu. Epic Games'te yine bir kupon var ama kuponun türü bu sefer biraz değişik. Toplamda 130 liralık bir indirim sağlıyor bu kupon size. 200 lira üzerindeki oyunlarda kullanabiliyorsunuz ama tek bir oyuna değil de sepetinizde toplamda 8 tane oyun attınız ve bunların toplamı 200 liraya geçti mi? Bunların da üzerinde indirim yapan bir kupon. Hakikaten çıldırmış durumdalar ama tek seferlik bir kupon. Bu kuponu nasıl alacağınızı da anlatacağım. Ardından da indirimlere bakacağım ve bu kuponları nerede kullanabileceğinize göz atacağız. Steam'de böyle kupon vesaire falan olayı yok ama tabii ki güzel indirimler olduğunu tahmin ediyorum. Bir de onlara göz atacağız. Lafı daha fazla uzatmayayım. Epic Games Store'daki bu kuponu nasıl alabileceğinizi anlattıktan sonra onlara oradaki indirimlere göz atmaya başlayalım. Şimdi Epic Games Store'un sayfasına girdiğinizde sizi direkt yeni ay yılı indirimi karşılıyor ama şurada kuponunu aç kısmında görebilirsiniz. Buna tıkladığınızda direkt 130 lira değerindeki kuponunuzu son gün 27 Şubat olmak üzere 27 Şubat'a kadar kullanabileceğiniz bu kuponu nasıl alacağınızı hop bu arada şey geçti görebiliyorsunuz. Burada nasıl yapacağını öğren dediğiniz anda sizi iletişim tercihleri sayfasına gönderiyor. Neden bunu yapıyor? Bu kuponu alabilmeniz için arkadaşlar Epic Games Store'a e-postalarına izin ver, yani size e-posta yollamasına, e-mail yollamasına işte izin vermeniz gerekiyor. O mailleri de niçin yolluyor? İşte duyurular için, store bülteni için, istek listesindeki oyunlarınız için ya da Fortnite, Rocket League veya anketlerle ilgili oyunlar, yani anketlerle ilgili mailleri yolluyor kabaca. Bunları açın, kuponunuzu alın, gerekiyorsa sonra geri kapatırsınız. Yani bunlara izin vermeniz çok da bir şey değiştirmez sizin hayatınızda. Ekstradan da kuponunuzu kullanmış olursunuz. Kabaca bunları açtığınız anda hesabınızda hemen şurada mesela ben de Dhun kuponlar kısmına geldiğinizde görebileceğiniz 130 liralık kupon karşınıza çıkıyor. Şimdi bu kupon dediğim gibi 200 lira üzerindeki sepetlerde geçerli. Oyunlarda dememek lazım. Bu ne demek oluyor? Eskiden biliyorsunuz hani 80 lira üzerindeki tek bir oyuna 60 liralık indirim yapıyorlardı. Ama bu sefer birden fazla oyununuzu kütüphanenize değil pardon sepetinize eklediğinizde ve bunların toplam değeri 200 liraya geçtiğinde otomatik olarak 130 lira indirimde bulunabiliyor. Hemen burada da gördüğünüz üzere işte iki şekilde kullanılabiliyor. Ya 200 lira üzeri tek bir oyunda kullanılabiliyor ya da işte birden çok uygun ürün varsa sepetinizde birden çok oyun yüklediyseniz bir tanesinde toplamda sepette 130 liralık bir indirim uygulanıyor. Onunla alakalı bilmek isteyeceğiniz bir diğer şey de bu kuponun tek seferlik olması. Yani daha önceki dönemlerde alışveriş yaptıkça yeni bir kupon ekleniyordu ya da birden fazla oyunda 60 liralık kupondan yararlanabiliyordunuz ama bu öyle bir kampanya değil. Sadece bir seferlik 130 liralık indirim yapılıyor. Ona göre sepetinizi ayarlamakta yarar var. Ekstradan da en başta dediğimiz gibi 27 Şubat'a kadar kullanabileceğiniz bir kupon bu. Gene klasik şeylerde devam ediyor bu arada tabii. DLC'lerde ya da ön siparişlerde falan kullanamadığınız bir kupon diye de ekleyeyim. Şimdi bunları konuştuktan sonra hadi en başa dönelim. Bir de indirimlere bakalım. Bilhassa da bu kuponu kullanabileceğiniz sepetler yapmaya çalışalım. Hemen burada yeni ay yılı indirimine buradan daha fazla bilgi edinin ya da bunun kendisine tıkladığınızda buraya geliyor. Burada bütün fırsatları incele diyelim. Burada aşağı indiğimiz zaman ekstradan bak yani öne çıkartanlar falan var ama önemli değil. Bütün fırsatları incele dediğimizde bizim karşımıza klasik filtremiz de gelecek. Bu filtrede aslında ilk etapta 130 liralık kuponu en net bir biçimde kullanabileceğimiz şeyleri görebilmek için fiyatı yüksekten düşüğe sıralayabiliriz. Otomatik olarak 200 liranın üzerinde kaç tane oyun var? Bakayım. 5 tane oyun var ama EA Star Wars Triple Bundle'ı açıkçası yani 130 liralık kuponunuzu burada kullanmanız, bunu da kullanmanız çok mantıklı olmayabilir. Kabaca şu 4 oyunun üzerinden gidebiliriz. Battlefield 2042 çok yakın zamanda çıkmıştı. 110 liraya geliyor 130 liralık kuponla sadece tek bir oyunda kullanacağım ben diyorsanız. 110 lira çok yakın zamanda çıkmış bir oyun için, bir Battlefield oyunu için fazla olmayabilir ama Battlefield ile alakalı çok da iyi yorumlar yapılmamıştı. Çıkışıyla alakalı yavaş yavaş toparlamışlardır diye tahmin ediyorum ya da önümüzdeki aylarda toparlayacaklardır. Ama yani her halükarda sizin değerlendirebileceğiniz bir oyun olabilir. GS9
YS diye mi okunuyor acaba? Hiç bilmiyorum. JRPG türünde de bir oyun olduğu için oyuna dair de çok bir bilgim yok. Fiyatı 220 liraymış. Eğer sevenlerdenseniz, takip ettiğiniz bir seri ise 130 liralık kuponla 90 liraya geliyor. Genelde JRPG oyunlar çok da fazla indirime girmedikleri için belki çekici olabilir. Burada bir de Assassin's Creed Valhalla'yı içeren iki farklı paket var. Immortal Phoenix Rising'de veya Watch Dogs Legion'la beraber alabiliyorsunuz. 130 liralık indirimle beraber yine 90 liraya geliyor. Yani her ikisi de bu arada, bu iki paketin ikisi de gayet tercih edilebilirler. Assassin's Creed Valhalla'nın zaten yani kalitesi belli ortada. Yanına Watch Dogs Legion veya Immortals Phoenix Rising gibi iki alternatif oyunu da hangisini tercih ediyorsanız onlardan alabilirsiniz bu paketleri. Böyle de hareket edebilirsiniz. Ama zaten hani şey, ayrıca sadece Assassin's Creed Valhalla, yanına da başka oyunlar ekleyerek de 200 liraya geçirebilirsiniz. Şöyle baktığımda Mafia Trilogy var, 187 lira. Yanına 15 liralık falan bir oyun eklerseniz 200 liraya geçtiği zaman çok uygun fiyata illaki gelecektir. Hani 70 liraya aşağı yukarı Mafia Trilogy'yi almış oluyorsunuz yanında başka bir oyunla beraber. Watch Dogs Legion Ultimate Edition 177 liraymış. Far Cry 6 175 lira. Yine üzerine bir 25 liralık falan bir oyun eklemeniz gerekecek. Days Gone yanına 30-40 liralık bir oyun ekleyip 200 liraya geçtiğinizde çok uygun fiyatlı biçimde elde edebileceğiniz bir oyun. Red Dead Redemption çok klasik zaten. Yani 150 liraya düşmüş indirimle. Bir 50 liralık oyunda eklediğinizde 70 liraya Red Dead Redemption 2'ye sahip olacaksınız gibi bir durum var. Ya tabii bu arada hep 200, hani ben minimumda tutmak istediğim için harcamaya çalıştığımız parayı hep 200'ü geçirmeye çalıştım ama mesela Hitman 3 ile ikisini beraber aldığınızda toplamda 300-130 liralık kuponla beraber 170 liraya ikisine de sahip olacaksınız. Yani her biri de 85 liraya gelecek gibi bir yanı da var. Ama yani o hesapları artık siz cebinizdeki paraya göre siz yapacaksınız. Sizin cebinizdeki parayı ben harcayamam. Sadece minimal değer karşısında da cebinizden en az para çıkarak en maksimum değeri nasıl alırsınız onun üzerine odaklanacağım. Tony Hawk Pro Skater artık aslında bu kuponla beraber tam alınacak oyun olabilir. Yanına bir 55 liralık bir oyun eklediğimizde, 56 liralık bir oyun eklediğimizde 70 liraya taş gibi oyunlar alacağız gibi gözüküyor. Aha, Watch Dogs Legion 150 lira. Gold Edition da buradaymış bu arada. Eyvallah. Hani direkt Ultimate Edition almak yerine Watch Dogs Legion'ı 150 liralık versiyonun yanında bir şeyler ekleyerek gidebilirsiniz. 140 liraya düşmüş olan Horizon Zero Dawn, işte Death Stranding 135 liraymış, Mount & Blade 2 Banner Lord. Dediğim gibi bunların da yanlarına işte 60 liralık, 55 liralık, 65 liralık, 50, 60 liralık falan oyunlar ekleyerek hesap edemedim hızlıca her birini tek tek, böyle kaldım. 200 liraya çıkartıp 130 liralık kuponunuzla beraber çok uygun fiyatlara elde edebilirsiniz. Hani bu oyunları tekrar tekrar övmeme gerek yok. Daha önceki indirimlerde çok konuştuk diye üzerlerinde çok durmuyorum. Ama tavsiye olsun diye bir yandan bu şeyleri de söyleyebiliyorum. 125 liraya düşmüş Cyberpunk 2077. Üzerine bir 75 liralık oyun ekleyerek yararlanabilirsiniz. Kuponu kullanabilirsiniz. Phoenix Rising 107 liraymış. Belki hani Assassin's Creed Valhalla bende zaten vardı, sadece Immortal Phoenix Rising istiyordum diyorsanız bir 95 liralık başka bir oyunla da beraber, ya da işte hani 100 liralık başka bir oyunla da beraber kuponunuzu da etkili biçimde kullanabilirsiniz. Bakıyorum, Anno 1800 benim çok sevdiğim de bir oyundur. Strateji ve işte ticaret yapma oyunlarından hoşlanıyorsanız, şehir yapma oyunlarından da hoşlanıyorsanız 107 lira yanına ekleyeceğiniz başka oyunla beraber, başka oyunlarla beraber 200 liraya çıkartıp alabileceğiniz bir oyun. Bunlara bakmışken aslında pahalılara baktık. Mesele değil, hani ana yemeğe baktık ama 200 liraya geçirmek için hangi oyunlardan seçmek lazım diye düşündüğümüzde şöyle 80 ve üzeri değil. Bir dakika, 80 ve altı yapamıyor muyuz ya? Tamam, 80 ve üzeri şey, eski kupondan ötürü bunu bırakmışlar. 120 ve 6 diyelim. 120 liradan ucuz oyunlara bakalım. Ki bu 120 liradan ucuz olan oyunlarla beraber bu ana yemeklerin yanına koyduğunuzda, gerçi araya mesela Immortal Phoenix Rising falan da yine girmiş oluyor ama biraz aşağı girelim. 90'lara doğru indikten sonraki oyunlara bakalım kabaca. Yanına doldurmak için, sepeti doldurmak için neler koyabileceğinizi görebiliriz. Desperados 3. Bu arada normalde ben hep Game Pass'ten oynayın derdim. Hala da derim aslında ama yani 90 liralık bir oyuna ihtiyacınız varsa paketi doldurmak için alınabilir gayet. GTA 5. Hani bu zamana kadar oynamamış olma ihtimaliniz çok düşük ama 85 liraya düşmüş zaten. Yine doldurmak için net kullanılabilecek oyunlardan bir tanesi. Dishonored, The Prey'di falan, bunları genelde Game Pass'e oynamanızı tavsiye ederim. Game Pass, yani bir aylık 30 liralık 30 liraya Game Pass aldığınızda bütün hani Arcane oyunlarını oynama şansınız oluyor. Dishonored'ları, Prey'leri, Dishonored 1, 2 işte ek paketleri vesaire. Dolayısıyla belki o şekilde doldurmak isteyebilirsiniz. Borderlands 3 75 liralık bir sepet doldurmaya ihtiyacınız varsa Borderlands 3'ü tavsiye ederim. Looter shooter oyunları arasında muazzam bir oyundur. Metro Exodus yine 75 lira. Muazzam, muazzam gerçekten. Ya yan yemek dediğimiz oyunlara baksanız arkadaşlar, bir yandan. Ana yemek olamadı sepette ama gene bayağı bir şey oldu. Ya bu arada siz isterseniz atıyorum 60 liradan ucuz 5 tane, 4 tane, 5 tane oyun da koyup 200 liraya geçirip paketi de o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben genel itibariyle daha böyle büyük oyunlardan gitmeye çalıştım. Çünkü şey daha tatlı geliyor. Ulan bu oyun normalde 300 lira ama indirime girmiş 100, 150 liraya düşmüş. Üzerine bir de 50 liralık oyun koydum, bir de oradan 130 falan deyip iyice ya donanıma
haber ölücülüğü denir ya buna. Onu yapmak böyle daha tatlı geliyor. O yüzden oradan biraz öyle gidiyorum. 67 liraya South Park Fractured Butthole. Stick of Truth'u ben daha çok seviyordum ama Fractured Butthole da kötü oyun değil. Bu arada oradan da yürüyebilirsiniz. Assassin's Creed Odyssey yine var. Paket sepet doldurmak için kullanabileceğiniz. Ekstradan böyle 50-60 yıllık oyunlar aradığınızda Far Cry 5, Partizans 1941, Remnant from the Ashes gibi oyunlar var. Güzel şey olabilirler. Alternatif olabilirler sepet doldurmak için. Watch Dogs 2 53 lira. Böyle bir 50 liralık paket doldurmaya ihtiyacınız varsa. RimWorld. RimWorld bu arada çok fazla indirime giren bir oyun değildir. Gene de çok indirime girmemiş. %10 hep topu indirime girmişler. Ama bu kuponla beraber çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz diye de ekleyeyim. Bir de Steam indirimlerine göz atmadan önce bir ipucu daha vermek istiyorum. Henüz yani indirime girmemiş olmasına rağmen satışta yani kuponunuzu kullanarak bayağı indirim elde edebileceğiniz iki oyundan bahsedeceğim. Bir tanesi God of War. God of War şu an zaten hani biliyorsunuz çıktı. Ben de oynuyorum. Orhan Kalp Let's Play kanalında da oynadığımız kısımları yine bulabilirsiniz. Let's Play serisi olarak. Selahatımı da yapayım. 330 lira ama 130 liralık kuponunuzu direkt kullanıp burada 200 liraya satın alma şansınız var. Bunu da net bir biçimde söyleyebilirim. Hani God of War'u almak istiyorduysanız da hani her ne kadar indirime girmemiş olsa da gayet uygun bir fiyata alabilirsiniz. Çok yakın zamanda çıkan bir oyun. Bir diğeri de Dying Light 2. Dying Light 2 350 lira, 130 liralık kuponla beraber 220 liraya gelir. Ama bugün ön sipariş vererek alırsanız uygulamayacaktır kuponu. Oyun 4 Şubat'ta çıkıyor ve kuponunuzun süresi 27 Şubat'a kadar devam ediyor. Yani eğer ki 4-5 Şubat'ı bekleyip hani oyun çıktıktan sonra satın almaya karar verirseniz muhtemelen emin olmamakla beraber muhtemelen o 130 liralık kuponu da zaten size kullandıracaktır. Dolayısıyla 220 liraya Dying Light 2'yi de satın alma şansınız olacaktır. Epic Games'in gözden kaçmaması gereken bir diğer şeyi de bu. Hani avantajı da bu. Bu kuponun bir diğer avantajı da bu diye de bunu eklemiş olayım. Lafı da daha fazla uzatmayayım. Hadi bir de Steam'deki indirimlere bakalım. Steam sayfasına da girdiğimizde direkt bize ay takvimi yeni yıl indirimi karşılıyor. İşte 3 Şubat'a kadar devam edecek. Bu arada Epic Games Store'daki indirimler de 10 Şubat'a kadar devam edecekti. Onu da eklemiş olayım. Ana sayfada öne çıkarttıkları hep online oyunları öne çıkartmışlar ya. Destiny 2, New World, Elder Scrolls Online onları geç. Çok mesele değil. Şöyle biraz daha aşağı indiğimizde Stardew Valley klasiklerden 20 lira indirime girmiş. Dead Cells ana oyun bu sadece. Muhtemelen şeyler yok bunda. DLC'ler yok. DLC'lere ne kadar indirime girmiş bilmiyorum. Ben bu aralar çok oynuyorum Dead Cells'e. Orhun Kayat Let's Play kanalında da Let's Play serisi olarak da başladık. 4 bölümde hali hazırda var. Oynamaya da devam edeceğiz. Ama kendiniz oynamak isterseniz de bakalım. Ek paketlerle de beraber aslında evet 42 liraya falan gelmiş %40 indirimle. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Tavsiye ederim eğer ki göz atmak isterseniz. Witcher klasik zaten. Witcher'ın indirime girmediği dönem kalmadı. Zaten 12 liradan satmaya başlamışlar. Game of the Year versiyonunu alırsanız 20 lira falandır. Onu da kesinlikle tavsiye edebilirim. Seriler içerisinde %0 yazıyor ya. Ulan bu bug'ı bir türlü çözemediler. Bazı işte bu seri şeklinde gösterdikleri oyunlarda %0'a varan indirimler yazıyor. Halbuki öyle değil o indirimler yani. Buna girdiğimizde muhtemelen şu açabilirse Fallout serisinde %75'e varan indirimler olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman serilerden de gitmeyelim. Ori and the Will of the Wisp Game Pass'ten de oynayabilirsiniz ama 16,5 liraya düşmüş. Hani cüzdanınızdaki kalan parayı kullanmak falan isterseniz Game Pass almak yerine gayet kullanabileceğiniz bir oyun. Onun haricinde Kingdom Come Deliverance 15 liraya düşmüş. Bana da çok oynamamı tavsiye edilen bir oyundu ama bilhassa oyunun baş kahramanı galiba inanılmaz bana benziyor. En çok o yüzden hani screenshot'ını da aldım. O yüzden oyna diyen insanların da olduğu bir oyundu ama bir türlü oynayamamıştım. 15 lira bir şey de değilmiş. Bu fiyata alıp da oynamak da lazım aslında artık. O kadar insanı kırmamak için. Superliminal beyin yakan bir perspektif puzzle oyunuydu. Kullandığı şeyi hemen şöyle göster. Aa, bir de multiplayer versiyonu da ekleniyor buna. Multiplayer mod da ekleniyor. İyice karıştırıyor işi. Hani bir nesneyi yakından baktığınızda daha büyük gözükür. Uzaktan baktığınızda daha küçük gözükür falan ya. Tamamen bunu kullanarak puzzle'lar çözdüğünüz bir oyun. Tam beyin yakmalık. 20 liraya çok yani değişik bir tecrübe arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle aşağı geldim. Ha başta gelmemişti şeyler ama şimdi gözükmeye başladılar. Dying Light ve God of War'da bir indirim yok. Ama zaten hani Dying Light 2 4 Şubat'ta çıktığında Epic Games Store'da 130 liralık kuponunuzu kullanarak 220 liraya alabilirsiniz. Ya da God of War'u 200 liraya şu anda da alabilirsiniz. Bunun çıkmasını beklemeniz gerektiğini söylemiştim zaten. Hani ön siparişteki oyunda kullanılamıyordu da 4 Şubat'ta çıktıktan sonra nasıl 27 Şubat'a kadar kuponunuzu kullanabiliyorsunuz diye alabileceğinizi zaten anlatmıştım. Tekrar özet geçmiş oldum. Burada hani 20 lira altı oyunlar falan bakmak mantıklı olabilir. Çünkü Steam tarafında öyle 130 liralık ya da en azından böyle 60 liralık Epic Games Store'da dağıttıkları gibi kupon olmayınca o kadar çekici gelmeye de biliyor indirimler. Ama zaten hani şu noktaya geldiğinizde 20 lira altı dediğinizde buradan aslında 40 lira altı da yapabilirsiniz buradaki filtreyi de kullanarak. Bütçenize göre veya zevkinize göre oyunlarda bakabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar özetle böyle hızlıca baktık. Epic Games Store'daki kuponu en net bir biçimde nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Ve o kupon sayesinde de zaten hani çok daha bariz bir biçimde en karlı alışveriş yapabileceğiniz yer yine Epic Games olmayı başardı. Kupon olmadığı zaman çok sıradan geliyor ama kupon olduğu zaman da inanılmaz iyi geliyor oradaki indirimler diye daha evvel de çok söylemiştik. Bir kez daha altında çizmiş olalım. 20 lira altında oyunlar aradığınızda da yine Steam tarafı
tarafında daha böyle bir öne çıkan indirimler buluyor olabilirsiniz. Onu da bir kez daha görmüş olduk ama şimdilik benden bu kadar. Sizin önerileriniz varsa onu da lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğenerek de destek olursanız eğer yararlı bulduysanız çok sevinirim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.